Yazıcı Makina ve MFB İnşaat'ın sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor. Evet, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki yine birkaç mesaj daha okuyup size döneceğiz. Paşa Ermiş, ben Fransa'dan Paşa Ermiş, Taraftarın Sesini beğeniyle izliyorum. Benim için pazartesi Taraftarın Sesi demiş. Teşekkür ederiz buradan Fransa'ya da sevgilerimizi gönderelim. Erdal Can'dan Taraftarın Sesine ve sizlere teşekkürler. Sizlerle nice yayınları devamını dileriz demiş. Takımımızdan nice başarıların devamını bekleriz. Onlara teşekkür ederiz. Bizleri mutlu ettiler hepsine demiş. Haydar Oyman, selamünaleyküm Taraftarın Sesi, iyi yayınlar. Evet Selamet abi, yine sizi televizyonun karşısına geçtik, sizi severek izliyoruz. Selamet abi, öncelikle Samsun'umuzun 3 puanını hakkını alan hakemi kınıyorum ve ayrıca senden Adilovic'in nasıl bir futbolcu olduğunu yorumunu istiyorum demiş. Biraz önce konuşmuştuk zaten. Serkan Soylu, hakemin yapmış olduğu bu yanlış ve haksızlığa itiraz hakkımız yok mu? Trabzonspor nasıl kaybetmiş olduğu kupayı istiyorsa biz de 2 puanımız için savaşalım. Ben federasyona mesaj attım. Herkes mesaj atsın. Vermiş gol iptal edilemez diyor. Bununla ilgili konuşacağız değerli izleyicilerimiz. Evet, Şaban Eroğlu, selam Hüseyin Bey. Öncelikle Samsun aşkınıza teşekkürler demiş. Samsun'umuza sahip çıkmayanlar utansın. Dünkü olanları gördünüz. Bakın seçimler geliyor. Yazıklar olsun Samsun'da yaşayıp da kendini Samsunlu hissetmeyenlere, Tanju Çolak gibi Samsun'un öz evladına daha çok sahip çıkın demiş bizlere. Evet, bizler de tabii ki bunları... Bizim için Samsun'un evladı olsun yeter, kim olursa olsun. Kesinlikle. Her hafta her bu konulara... Çünkü biz de Samsunluyuz, Samsun sporluyuz. Evet. Bakalım başka... Ertuğrul Keşli, hepinize iyi akşamlar demiş. Sizce bu oyunla hedefimiz Süper Lig olması doğru mu? Süper Lig'e çıkmak isteyen takımları görüyoruz. Hepsi oynuyor ama biz sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Maçı'nda top oynadık. Şans inşallah hep böyle yanımızda olur demiş. Hasan Özkaya, ben İstanbul Hasan Özkaya, iyi akşamlar. Ben hakemden sonra Murat Akyüz'e çok takıldım. Sağ taraftan 15 pozisyon yedik. Hoca ile birlikte seyrettiler. Acil önlem alınmalı. Taha Erdem ve Ahmet Burak, tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. 15'i kızmış da söylemiş zaten. Ama 7 pozisyon harbi yedik. Harbi yedik. Şimdi hazır oyuna dönmüşken, yorumlarla oyuna dönmüşken. Tabii ki oyun, şimdi hocanın değişikliğinden bahsederken notlarımın arasında vardı. Unutmamak söyledim arkadaşlar. Bir hoca düşün. Ki oyundan kimi çıkardı? Adilovic'i çıkardı. Evet. Kimi soktu Adilovic'den sonra? Adnan'ı. Hayır, o anlamda demiyorum. Şey olur, kimi soktuğunu biliyoruz ya. Adnan'ı soktu. Peki, forvete kimi aldı? Musa Aydın'ın sürdüğü. Ya ey Müslüman. Ne zaman forvet oldu ben anlamadım. Ya. Hadi sürdün. Musa Aydın'ı forvete alıyor. Adnan'ı orta sahaya çekiyor. Ya 3-5 dakika sonra... Forvet'e ileriye koyduğu adamı Musa Aydın'ı da dışarı alıyor. Ve zaferi oynuyor. Aslında Musa Aydın kalması lazımdı oyunda. Şimdi ben şunu anlatmak istiyorum. Bu ne pihriz, bu ne lahana turşusu. Eki goyla sokak çocukları gibi, küçük çocuklar gibi kavga edersin. Hoca efendi, senin kimseyle kavga etme lüksün yok. Samsun Spor zar zor ayakta duruyor. Samsun Spor yardımlarla ayakta duruyor. Desteklerle ayakta duruyor. Her türlü bu büyük taraftarın sevgisiyle ayakta duruyor. Ama sen bu sevgiyi karıştırma. Telefonumuz tamam. Var. Evet, kaldırmadan devam edelim. Tabii ki. Evet sevgili izleyenlerimiz, telefon attığımızda eski Türkiye ve Avrupa gol kralımız ve şu anda TRT'nin spor yorumcularından Tanju Çolak var. Alo. Alo, iyi akşamlar İstanbul'dan. İyi akşamlar sevgili Tanju Çolak. Öncelikle programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Kimler var? Teşekkür ederim sevgili Tanju. Evet, Erdal abimiz var. Erdal İyi akşamlar Cansu. Tanju. Ve Hüseyin Hüseyin Karataş var biliyoruz. Ve ben moderatör Selamet Atlı.
Vay vay, gruba bak. Bu grupla her şey yapılır. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Evet, Samsun'un gururları, Samsun'un güzel insanları. Allah razı olsun. Samsun'un vefakar, cefakar Samsunspor taraftarlarına hakikaten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Teşekkür ederiz efendim. Biraz bir şeyler söyleyebilirim. Sesi biraz ne istersiniz? Yani. Buyurun, top sizde olsun. Tabii ki. Arkadaş, hakem de ben olayım. Evet, evet. Sevgili Tanju, dün akşam abi diyebilir miyim size? Tanju lütfen, abi. Lütfen. Tamam, sevgili Tanju lütfen. Abi, dün akşam yayınınızı doğru, da büyük bir zevkle, keyifle izledik dün akşamki yayınınızı. Evet. Tabii ki Samsunspor maçının yorumlarını keyifle izledik ama ne kadar üzgün olduğunuzu tabii ki gördük burada. Bu maçın kısa bir değerlendirmesini isteyeceğiz ama tabii ki son dakikada verilmeyen bir gol var. Bununla ilgili yorumlarınızı Taraftarın Sesi programında da Taraftarın Sesi'nin ayrıcalığıyla sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Tabii ki bununla birlikte birkaç sorumuz daha sizlere olacak efendim. Şimdi dün akşamki maçı keyifle, zevkle izledim, heyecanla izledim, coşkuyla izledim. Her ne kadar TRT'de yorum da yapsak, Samsunluluğumuz ağır bastığı için, Samsun Spor'un kazanması için dua da ettik. İyi keyif de almak için dört gözle maçı izledik. Gerçekten evet. O dakikada Galatasaray maçı olmasına rağmen inanın Samsun maçını seyretmek zorundayım. Çünkü Samsun'da doğduk, Samsun'da büyüdük, Samsun'da Samsunlu Tanju olduk. Her ne kadar bizi bazı kısımlar kabul etmese de biz hala İstanbul'da da olsak, dünyanın herhangi bir ucunda da olsak Samsunluyuz, Samsunluyuz. Samsun'un askeriyiz söylemlerini her zaman yaptık. Dün de yaptık, bugün de yaptık. Yarın da yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Yani Samsun hakikaten dün akşam maçı kazanabilirdi de, kaybedebilirdi de. Performansı, isteği, olaylara bakışı, futbolcuların arzusu, o şartlarına rağmen futbolcuların mücadele zevki, iyi niyetlileri çok önemliydi. Çünkü dün akşam oynanan sahanın futbolcular için en zor ve en tehlikeli saha olduğunu herkes biliyor. Herhangi bir darbede, herhangi bir hatada inanın bana futbolcunun ayağı da kırılabilir. Herhangi bir sakatlıkla da geçirilebilir. Ama dün akşam çok iyi niyetli 22 tane futbolcu vardı sahada. Evet. Maçın sonunda da maçın üstüne çıkan bir maçın hakemi vardı. İsmini dahi anmak istemiyorum. Çünkü dün akşam yaptığı hata tüm Samsunların, belki de yarın Samsun'un şampiyonluğunu engel olabilecek 2 puanını çaldığını düşünüyorum. Evet. Yani hırsızlık yaptığını düşünüyorum tabiri caizse. Çünkü bir hakem bu kadar hata yapmamalı. Bir hakem bu kadar verdiği karardan geç olmasına rağmen dönmemeli. Yüreğini ortaya koymalı. Vicdanını ortaya koymalı. Bilgilerini ortaya koymalı. Ama gelin görün ki buna hiçbirini yapmadı. Kolaycılığa kaçtı. Yapmaması gerekeni yaptı. Samsun'un kaderiyle oynadı dersem doğru söylemiş olurum. Çünkü evet, ilerleyen zamanlarda bu 2 puana çok ihtiyacı olacak Samsun'un. Çünkü 2 puan deyip geçmeyelim. Bu maçlardan sonra oynanacak maçların hepsi final havasında olacak. Zorlu evet, geçecek. Kış şartları geliyor. Öyle kolay değil. Sakatlıklar olacak. Formsuzluklar olacak. Yani o 2 puanı böyle kolay geçiştirdi ama bunu hiçbir zaman ne Samsunlu ne de Samsunlu futbolcu bu 2 puanı unutmayacak. Unutturmamamız lazım. Çünkü tabii hakkımızı ki aramamız lazım. Hak arama zamanı şimdi. Hak aramazsak hakkımızı vermezler. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. O yüzden bu düşünceyle hareket edip gereken yerlere baskımızı, sesimizi duyurmamız lazım. Tek ben yetmem. Samsun'un ileri gelenleri, Samsun'u yönetenler, Samsun'un bürokrasisi, Samsun'un siyaset adamları, kalbur üstü insanları, Samsun'dan para kazananlar, ne gerekiyorsa bu taşın altına elini koyup bu mücadeleyi hep birlikte verirsek bir güç oluruz. Ama evet, tek başıma ben hiçim. Bunu da bilmek lazım, bunu da düşünmek lazım, bunu böyle yorumlamak lazım. Çünkü Samsun Karadeniz'in çok özel, çok güzel, çok farklı şeylerinden birisi. Gerçekten oraya geldiğim zaman dinleniyorum, mutlu oluyorum arkadaşlarımla olmaktan. Çünkü evet, Samsun'un havasını, Samsun'un güzelliklerini yaşamış bir insanım. Samsun'un, Bafra'nın Türbeköy'ünde çapada yapmışız, Karpuz'da dikmişiz, Kızılırmak'ın kenarında
kömüşte baktık, ineğe de baktık, danaya da baktık. Yani yapmadım bir şey yok. O yüzden ben bir Samsun sevdalısıyım, Samsun Spor sevdalısıyım. Dün akşam tabii ki koruyacağım Samsun Spor'umu. Tabii ki. Her ne kadar TRT'de yorumculuk yapıp objektif olmayı düşünsek bile, ama şimdi ucuna Samsun Spor geldiği zaman o bizim vazgeçilmezimiz, o bizim her şeyimiz, o bizim yaşam şeklimizdir diye adlandırdığım için haykırışlarımın bundan sonra da devam edeceğini tüm Samsunların bilmesini isterim. Evet, çok teşekkür ederim bu maç yorumlarınız için sevgili Tanju abicim. Şöyle söyleyelim, tabii ki bize haftalardır sizin adınıza sizi destekleyen çok önemli mesajlar var. Bunlardan birkaç tanesini yine hemen sizin telefonunuzun önünde de okudum. Değerli izleyicilerimle paylaştım bunu. Gerçekten destek amaçlı çok ama çok sayıda mesajlar atılıyor. Bu değerli izleyicilerimize, bu değerli taraftarlarımıza neler söyleyeceksiniz diyeceğim ama bir kısmını zaten söylediniz biraz önce. Vallahi ben Samsun Spor taraftarını, çılgınları, şirinleri ve diğerlerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onlar Samsun'un 12. adamları. Evet. Kötü günde de iyi gününde var olan taraftar çok önemli ve çok değerlidir. Biz onların sayesinde bir yerlere geldik. Onların sayesinde de yerlere gelmeye devam edeceğiz. Yani tabii kıymetimizi bilen var, kıymetimizi bilmeyenler var. Hepsinin canları sağ olsun. Hepsine şükranlarımı sunuyorum ama benim Samsunluluğumdan hiç kimse şüphe edemez. Evet. Tabii ki Samsunluyum. Samsunlu olmaktan gurur duyuyorum. Bunu bir televizyon kanalında şimdi söylüyorum. Daha Samsun'un Aks TV'sinde. Ve patron da benim çok yakın dostumdur. Abimdir, kardeşimdir. Çok özel bir insandır. Çok güzel bir insandır. Evet. Samsun sevdalısıdır. Samsun için varını yoğunu vermeye hazır bir kişiliktir sevgili Adnan Ölmez. Ben de onun bir dostu olmaktan keyif alıyorum. Sizin programlarını izlemekten de mutlu oluyorum. Evet. Duymaktan da mutlu oluyorum. Ama bu taraftarlar var ya, bu taraftarlar çok önemli. Bu taraftarlar iyi günde, kötü günde Samsun'un yanında yer aldığı müddetçe onlara şapka çıkarıyorum. Onlara alkışlıyorum. Evet. Onları çok özel şekilde de seviyorum. Ya biz dedim ya Samsun'dan ben 1987 yılında ayrıldım. Evet. Ha bu ayrılmış benim isteğimle mi oldu? Asla. Bunu Mustafa Mutlu da bilir, Aklı Tomaş da bilir. Orada yaşayanların birçoğu bilir. Ama ne yazık ki bir türlü geri dönemedik ya. Evet. Selametciğim, sevgili Erdal abi, sevgili evet. Hüseyin evet. kardeşim. Döndürmüyorlar, kabullenemiyorlar. Yani ya ne istiyorsunuz ya? Tanışıyorlar sen ne istiyorsunuz? Ne yanlışı yapmış, ne kötülüğü yapmış Samsun'a. Samsun'un sevdalısı olması sizlerin niye batıyor, niye sizi zorlandırıyor, niye size yanlış geliyor, niye kucaklamıyorsunuz, niye sarılmıyorsunuz, niye sevgiyi vermiyorsunuz? İnanın bana gittiğim her yerde o sevgiyi doya doya yaşıyorum arkadaşlar ya. Evet. Ya Samsun'un dışındaki gittiğim her şehirde o kadar çok kucaklanıyorum ki vali tarafından, mali tarafından, belediye başkanı tarafından, evet. il başkanlığı tarafından, emniyet müdürlüğü tarafından. İnanır mısınız? Uçtuğum uçaklarda her uçakta 15-20 tane resim çektiriyorum ya. Bundan önemli, bundan güzel bir şey var mı ya? Biz Türkiye'nin en önemli eksikliği nedir? Sevgi eksikliğidir. Ya bir Samsunlu olarak Türkiye'de sevgi fazlalığı yaşıyorum. İnanın ben bunlarla mutlu oluyorum ve her gittiğim yerde Samsunluyum diyorum ama evet. Samsunlunun bir Samsunluyu kabullenememek de beni çileden çıkartıyor, beni üzüyor, kahrediyor. Yani biz kötülük mü yapıyoruz sevgili Erdal abi, sevgili Hüseyin evet. kardeşim, sevgili Selametciğim? Yani Samsunluyumuz demek, Samsun'un askeriyim demek veya Samsun için her şeyi yapmıyorum, yapmak istiyorum demek. Yani bir dünya markası olan Tanju'yu kabullenmemek nedendir, niçindir, niyedir? Ben bunu çok soruyorum. Gece yatağa yattığım zaman niye ben Samsun'la bir şeyler daha yapmayayım, niye hizmet etmeyeyim, evet. niye beni hizmetten alıkoyuyorlar, niye beni kabullenemiyorlar? Ben ne yapmışım, ne kötülük yapmışım, ne çirkinlik yapmışım? Yani ben bunu anlamıyorum sevgili arkadaşlar ya. Evet, ne olur evet. bir programda da bunları sorun ya. Ne kötülüğüm olmuşum Samsun'a ya. Bir soru soracağım sana. Ben üzülüyorum yani, kendi kendime duygulanmıyorum, duygusallaşıyorum. Ya kabullenemiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ya, ben sevgili, çok hata yaptım. Ya, evet efendim. Sevgili Tanju, şöyle söyleyeyim abicim. Bizlere çok sık sorulan bir soru var. Keşke şu anda stüdyomuzda olsanız da canlı canlı konuşsak, canlı canlı tartışsak bu konuları ama.
Sizler Samspor camiasında görev için her zaman hazır olduğunuzu her fırsatta dile getiriyorsunuz. Bunu TRT ekranlarında... Ben 10 senedir söylüyorum. Ne oldu? Evet. TRT ekranlarında... Duymak istemiyorlar. Kabullenmek istemiyorlar. Üzüldüğüm olay o. Kabullenmek istemiyorlar. Ama büyük Samsunspor taraftarının merak ettiği bir konu var. Ben bunu açıkça size sormak istiyorum tabii ki. Sor. Ben onların ağzından sorayım. Ne kadar içten konuşuyorum. Benim kimse yalanımı söyleyemez, tabii, yalan tabii, sözü ben, diyemez. Ben duruşu olan bir insanım. Sor, ne istiyorsan sor kardeşim. Madem Tanju Çolak bu kadar büyük Samsunsporlu da, bakın eğer yanlışım varsa düzeltin. Madem Tanju Çolak bu kadar büyük Samsunsporlu da, Tanju Çolak yapsın bir yönetim kurulu listesi, kongre günü gelsin, kongre salonunda ben adayım desin, başkanlığına adaylığını koysun, onu kim kongre salonundan içeri almadı diye böyle söylemler oluyor. Ben de diyorum ki acaba Tanju Çolak hiçbir zaman Samsunspor'la ilgili başkanlık düşündü mü? Hayır, hiçbir zaman düşünmedim. Evet, çünkü bu konuyu bu şekilde aydınlatalım. Samsun'a başkanlık değil de teknik adamlık veya idari menajerlik, genel menajerlik anlamında hep düşündüm. Ya çünkü bak, Samsun'un başkanlığı yapmak kolay bir şey değil. Tabii ki. Çok zor bir şey. Bunu kabullenmek lazım. Ama ben o insan oraya hazır olduğu zaman, nasıl hazır olduğu zaman? Bütçe anlamında hazır olduğu zaman, maddi anlamda hazır olduğu zaman oraya gelmeli. Masaya yumruğunu vurmalı. Sağdan soldan toplanan paralarla bir şeyler yapılamaz. O yüzden ben ancak çok güçlü olduğum zaman bunu düşünebilirim. Evet. Benim mantığım da buna yatıyor. Doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Ha, şu gün Samsun'un durumu da ortada. Yani lütfen yanlış anlaşılmasın. İdarecilerin sağdan soldan para toplaması çok anormal bir şey değil. Çok doğru bir şey. Çünkü bu Samsun Kulübü'nü kayyuma giderken alan bir yönetim var şu anda. Kaydırmak lazım. Çünkü eğer bu yönetim almasaydı kayyuma gidecekti. Daha kötü günler bekliyordu Samsun'u. Kesinlikle. Ama bu yöneticilere teşekkür etmek lazım. Ama artık Samsun'u ve Samsun'u bilen, Samsun Spor'u seven, Samsun'dan para kazanan, Samsun'da büyümüş ve futbolu bilen futbolcuların içinde oluştuğu bir kadro yapılırsa Samsunspor'un altyapısı çok iyi. Samsun'dan Tobi Hasanlar, Tümerler, İlhanlar, Tanju Çolaklar, Murat Şimşekler, Naimler, Adnanlar geçmiş. İyi gidi günler. Evet. Yani altyapıdan geçmiş. Evet, nasıl güzel günleri birlikte yaşamışlar. Ya, büyütmüşler, Samsun'u bir marka haline getirmişler. Samspor bir marka arkadaşlar. Samspor bir kesinlikle. Marka. Ama bunun değerini bilmek lazım. Sahiplenmek lazım bu değere. Benim üzüldüğüm olay bu. Yani şimdi bütün belediyeler, büyükşehir belediyeler kulüp takımlarına sahip çıkıyor. Ama bizim Samsun Belediyesi'nde bu yok. Evet. Ben bunu üzülüyorum. Ama bakıyoruz ki belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız şehri hakikaten çok güzel. Çevresini, farklı boyutunu genişletmiş, güzelleştirmiş. Oo, şapka çıkarıyorum. Harika. Ama ya bu Samsunspor bizim Samsunspor. Kesinlikle. Samsunspor bizim markamız. Samsunspor'a destek olunacak olması lazım. Köstek olunmaması lazım. İnsanlar hata yapabilir. Hatalar insanlar için. Ya sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız zamanında destek olmuştur. Zor durumlara düşmüştür. Ama o kendi suçudur. Kendi hatasıdır. Niye? Güvendiği insanlar ona yanlış yapmıştır. Evet. Samsunspor yapmamıştır ki. Bak bunu ayırt etmek lazım. Güvendiğin insan yanlış yapıyorsa Samsunspor'un suçu değildir. Evet. Bu Samsunspor dünya markasıdır. Samsunspor Süper Lig'de olduğu zaman ekonomisi de değişir. Evet, Türkiye'deki reklamı da değişir. Türkiye'nin ulusal gazetelerinde, ulusal televizyonlarında yer almak ne demek biliyor musun? Turist akımını sağlar. Gelen giden. Alo. Telefon düştü. Telefon herhalde. Düştü mü arkadaşlar? Sevgili Oğuzhan. Bir kez daha bir bağlayalım. Çünkü mi? Son bağlamalarımızı yapalım Oğuzhan. Bir kez daha bağlayalım. Evet, size bağlanırken o arada söyleyelim. Şimdi evet, gerçekten güzel konuştu. Ağzına sağlık ama kesinlikle. Cümlelerin sonuna devam edelim bu konuda. Biz kaldığımız yerden şey yapalım. Orayı zaten notlarımızda alırız. Arkadaşlar hazır olduğunda hemen bize iletelim. Ne dedik? Evet. Hocamızla ilgili. Sen çıkarıyorsun Adolovic'i, sokuyorsun Adnan'ı, Musa'yı alıyorsun, forvete dönüyorsun, Musa'yı çıkarıyorsun, bu sefer Zafer'i sokuyorsun. Yani evet. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Ben hiçbir zaman Hüseyin Kalpar'ın takımımıza cesur futbol oynattığına inanmadım. Bundan sonra da inanmayacağım da. 2-2 4 eder, 5 etmez. Gece gecedir, gündüz gündüzdür. Yani o yüzden ilk ikiye ve demin dediğimiz gibi programımızın başında da playoff oynayacaksan, Süper Lig'i düşünüyorsan saldıracaksın.
Sen Samsun Spor'sun. Evet. Ankara Spor'la oynarken, İstanbul Belediye'yle oynarken nasıl saldırdın? Burada bir bütünümüze yani. Nasıl saldırdın? Saldıracaksın abi. Sen Samsun Spor'sun. Formanın ağırlığı yetiyor ya. Her gittiğimiz yerde insanlar... Zafer ne dedi bize röportajlarımızda? Rakipler Samsun Spor geliyor diye tribünleri doldururken değil mi? Bir kere iki golan çocuk gibi küsmeyeceksin. İki golü kazanacaksın. Biz demiyoruz, taraftarlar diyor. Yani evet, kazanacaksın. Taraftarlar aynı şeyi söylüyor. Kazanacaksın. İki golü kazanmaktan başka yapacağın hiçbir şey yok evet. Abi. Bu bir gerçek. İki golü kazanacaksın. Ondan sonra yani anlamadığım konu. Gazeteler maşallah. Arkadaşlar özür dilerim, telefonu bölmek zorundayım. Telefonumuz devam ediyor. Alo. Arkadaşlar kavga etmeyin. Nerede kavga? Ben de çok özür dilerim. Bir konuştum televizyon. Bağlantıdan düşmüşüm. Bağlantımız kesildi sevgili Tanju. Şöyle söyleyeyim. Belediye başkanımızdan söz etmiştiniz. Tabii ki bizler de bu konuyu her hafta bu stüdyodan dile getiriyoruz. Belediye başkanımızın belediyecilik anlayışında, belediyecilik bazında her zaman başarılı olduğunu ama Samsun Spor'a olan yaklaşımından pek bizler de taraftarı da Samsun Spor taraftarında hoşnut olmadığını. Kardeşim hiçbir beklentim yok. Evet. Belediye başkanından ama Büyükşehir Belediye Başkanı taşın altına elini koyacak, koymalı. Kesinlikle. Çünkü Samsun Spor büyük marka, zamanında Samsun Spor'dan herkes faydalanmıştır. O da dahildir. Burada Samsun Spor'a destek olduğu zaman da Samsun Spor'un suçu yoktur. Samsun Spor'a kendisinin verdiği, insanların yapmış olduğu hatadan dolayıdır Samsun Spor hem cezalandırılmıştır. Hala 5-6 senede de bu cezayı çekmektedir Samsun Spor. Büyükşehir, evet. Bütün büyükşehirlere bakın, hepsi kulübe destek veriyor. Maddi manevi destek veriyor. Ama ne yazık ki en büyük şanssızlığımız diyebiliyorum ya. Bak bu kadar ağır konuşuyorum. En büyük şanssızlığımız sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımızın Samsun Spor'a destek olmayışıdır abiciğim. Evet, en büyük şanssızlığıdır. Evet, kesinlikle. Açık ve net. Uzatmak istemiyorum artık bu konuyu. Ama Samsun Spor önemli bir markadır. Değerli bir markadır. Destek olmak lazım. Yanında durmak lazım. Ben evet. Samsun Spor'umu seviyorum. Kesinlikle Samsun böyle. Daralırken kısa sevgili, bir şey sormak istiyorum. Sevgili Tanju, şu anda stüdyomuzda konuklarımızdan Erdal Cansu ve Hüseyin Karataş'ın da sizlere birer soru soracak. Biz bir şey sorayım mı? Evet Karataş. Tanju abi vaktimiz daralmışken senin sohbetine doyum olmuyor ama diyorum ya keşke taraftarın sesi ekranlarında beraber şöyle 2 saat dolu dolu 3 saat program yapma imkanımız yaparız, olsa. Yaparız gelirim bir hafta yaparız onu. Tanju abi inşallah. Sorun yok. Şöyle söyleyeceğim. Arabasının plakasının son 4 takımı 55. Telefonunun son 4 takımı 5'le dolu olan bir Tanju Çolak var karşımda. Çocukluğumuzda, bizim çocukluğumuzda, senin oynadığın zamanlarda da işte Erdal Cansu'nun olgunluk dönemleri, işte Selamet abinin gençlik dönemlerinde senin gollerinle havalara sıçrayan, zıplayan, Tanju attı deyip de sevinenler, acaba bir soru sormak istiyorum. Belki televizyonculuk tarihi ilk soru olacak. Sorabilir miyim abi? Soruyu da bilmiyorsun. Sor. Cesur bir soru. Ya. Allah Allah. Her yerde 35 yaşındayım. Allah nasip ederse bu 29 Ocak'ta 36'mdan gün alacağım ama bu soruyu sormak herhalde taraftarın size bana nasip oldu. Tanju abi, İstanbul'da Ali Sami Yen Stadyumu'nda yanılmıyorsam 4-1'lik bir Samsun Spor'un şampiyonluğa giden yolda bir almış olduğu farklı bir netice sonunda ki ihale, ben çocuktum o zaman tam hatırlamıyorum, yalan konuşmayayım. Bizler yaşadık. Tanju Çolak ile Savaş Demiral değil mi abi söyledi Savaş abinin? Evet. İhale size yıkıldı. Acaba bazı kısımların ve kesimlerin bu nedenden dolayı bir küssü olabilir mi? Bunun ne kadar gerçek bir payı var abi? Senin ağzından yılın sorusunu taraftan ise cevaplarsan çok sevinirim abi. Böyle bir şey inanmıyorum ama çocuktum. Senin ağzından ne duymak olmuş, istiyorum. Galatasaray maçında ne olmuş? İşte abi insanlar işte Tanju oynamadı. Zaten Galatasaray'a gidecekti. Savaş şöyle oynamadı. Oldu. Savaş oynamadı. Herkes oynadı. Şimdi, abi neler oldu? Şimdi bunu kim çıkardı? Allah belasını versin. Açık ve net söylüyorum bir. İkincisi ben Galatasaray'a gideceğimi ne o maçta ne de o maçtan önce biliyordum. İki. Beni sadece Galatasaray istemiyordu. Üç. Ben sezon sonunda Menteşoğlu'na iki defa gittim. İkisinde de beni ağlatarak sen burayı açtın, burada kalamazsın diyen Menteşoğlu, Allah rahmet eylesin, Menteşoğlu'ydu. Dört. Evet. Bunların şahitlerinin biri Yatkı Tomaç'tır. 5. Biri de Mustafa Mutlu'dur. 6. 7.'ye gelince kardeşim o maçta biz 2-0 iken
bir gol attım, 2-1 yaptım. Öyle hatırlıyorum. Yani biz ömür boyu hep Galatasaray deplasmanda yenmiş miyiz? Bir tarihe bakın bakalım da. O maçta da 4-1'lik bir skorla mağlup olduk. Bu ihale savaşta bana mı çıkmış? Niye bana çıkmış? Ben 6 sene Samsun'a hizmet etmişim. 6 sene evet. Gol çalıkları, şampiyonlukları yaşatmışım. Ben bunları yaşadan bir sporcu olarak Galatasaray'a da giderim, Fenerbahçe'ye de giderim. Ama hayatımda maç satmam. Maç satan kendini sattın bir. Bu bir terbiyesizdir iki. Bu, ben Samsun'da kimlerin nasıl maçlar sattıklarını dünya biliyor. Ne kadar kötü oynadıklarını dünya biliyor. Bunları konuşmak, geriye dönmek terbiyesizliktir. Geriye döndüğümüz sürece hiçbir şey kazanamayız. Geriye döndüğümüz sürece hiçbir şey kazanamayız. Önümüze bakmak lazım. Kesinlikle. İleriye bakmak lazım. Ben vicdanen çok rahatım. Hiç de umursamıyorum. Kendileri bilir, bir dünya markası olduğumu da biliyorum. İnsanlar tarafından çok sevildiğimi de biliyorum. Bana bu konuşmayı yaptırdılar. Bu ukalalığı yaptırdıkları için de üzgünüm. Onu da söyleyeyim. Ama onlar, yani bu söylemleri yapanlar kıskananlardır. Bu söylemleri yapanlar korkanlardır. Korkanlardır. Kardeşim, Tanrı Çolak'ın önünü kesemezsiniz. Tanrı Çolak halk tarafından sevilen çok özel bir adamdır. Çok da güzel bir adamdır. Hayatta insanoğlu iki şey yapamaz arkadaşlar. Birincisi, zamanı durduramaz. Bak 50 yaşına geldik. Zaman akıp gitti. Sen 29'unda 36 oluyorsun. Erdal abi 49 oluyor. Evet. Tanrı Çolak da 50 yaşında. Bir, yani zamanı durduramıyorsun. İkinciye gelince sevgiyi satın alamazsın kardeşim. Kesinlikle. Ben sevgi manyağıyım. Sevgi arsızlıyım. Sevginin olduğu yerde duruyorum. Ben bu sevgiye layık olmak istiyorum. Ve var olan bu sevgiyi de daha yükseltmek için bu mütevaziliğimi, bu insanlığımı, bu güzelliğimi, bu vicdanlılığımı hiçbir zaman yitiremeyeceğim. Yitirmeyeceğim de. Ama ben her şeye rağmen Samsunluyum ve Samsun'u çok seviyorum. Ne güzel. Size kralsın. İyi yayınlar diliyorum. Kralsın. Sevgi sunuyorum. Saygı sunuyorum. Vaktinizi aldım. İnşallah küçük birazcık bir nebzede sizleri memnun ve mutlu ettiysem, bizi dinleyenlere keyifli anlar yaşattıysam ne mutlu bana, ne mutlu Türk'üm diye kesinlikle, diyorum. Kesinlikle. Kapatıyorum. Kesinlikle sevgili Tanju, bu akşam taraftarlarımız öğrenmesi gereken tüm cevapları sizden aldılar. Ama Erdal abi de size bir selam kral, verecek. Kral, o zaman şöyle diyorum. Şöyle benim, diyorum. Erdal abi buraya yumruk havaya. Ama sonra kral, en aktif gazeteciliğim ve televizyonculuğum senin en güzel futbol oynadığın yıllara dayanıyor. O günleri özlüyorum. Seninle kale arkalarında coştuk. Rahmetli Foto Bahri ile birlikte hadi Tanju, hadi yavrum, hadi gol at diye o günleri özlüyorum. Seni seviyorum Tanju. Canımsın. Ben de seni seviyorum Erdal abi. Gerçekten ben o günleri hiç unutamıyorum. İyi ki söyledin. Mekanı cennet olsun Foto Bahri'nin. Gerçekten o kalenin arkasından onun tezahüratı hiç unutmuyorum. Sen de yanındaydın ama ben de zaman zaman size jeneriklik ve atacağım gollerin köşelerini dahi söylerdim. Tasip ediyorduk, şuraya at, buraya at diye. O günleri özlüyorum. Tanju, seni çok seviyorum. Canımsın. Sevgi karşılıklı olunca güzeldir. Ben de sizleri seviyorum. Seviyoruz seni. Teşekkür ediyoruz. Güzel, keyifli bir program yaptık bu akşam. Sevgili kral. Bir akşam bekliyoruz. Mutlaka bir akşam bekliyoruz. Geleceğim. İnşallah bizi dinleyenleri mutlu etmişizdir, memnun etmişizdir. İnşallah. Bunların hepsi gerçektir. Gerçek olmayan hiçbir şeyi Tanju olarak konuşmaz. Hodri beyden diyorum. Bir gün geleceğim. Yiyen varsa bizde çıksın. Konuşsun, cevap versin. Kral, ağzınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Güzel Samsunlu dostlarım, Samsunlu arkadaşlarım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizinle biz gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz, hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Gerçekten Foto Bahri ile birlikte Tanju kardeşim tam parlak zamanı. Evet. Şuraya at Tanju. 90'a at Tanju, yerden at Tanju. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. Az önce de söylediğim gibi gerçekten taraftarımızın merak ettiği iki önemli soru vardı. Birisini Hüseyin sordu, birisini de bence ilk defa soruldu ve haberi de yokken çok değişik bir soru oldu. İyi de oldu. Keşke stüdyoda olsaydı, karşılıklı söyleşi yapsaydık ama bir gün gelir. Gerçekten bakın görüntülerimiz var. Vaktimiz çok kısıtlı. Mesajlara biraz ara vereceğiz ama kaldığımız yerden hakemle ilgili bence Süleyman Adaya girelim. 10 dakikada toplarız. Rejideki değerli kardeşim Oğuzhan, bizler Süleyman Aba ile ilgili konuşurken
Şöyle bir dakika sonra o görüntüleri de siz çevirirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar, Süleyman Abay bu bir değil, iki değil, üç değil. Ama şöyle yapalım. Kaç maçtır efendim? İstersen abi öncelikle bizi birkaç sene önce yedi o görüntüyüz. O maçı mı isteyelim? O görüntüyü isteyelim, sesli bir görüntü isteyelim. Hatta Kalkar'ın da söz ettiği maç sonrasındaki yakındığı o maç. Evet. Önce arkadaşlar maçı hazırsa o maçı bir alabilir miyiz? Bir 30-35 saniyelik bir maç. Erdal top bekliyor Kauye. Ceza sahası içine doğru. Kafayla aktarılan top. Şut pozisyonu. Erdal vuruyor ve 2-0. Erdal'ın vuruşu ve Konya Spor yine yapıyor. Ve son düdük geliyor. Konya Spor kazanıyor. 2-1. Evet, vay vay vay. Hakemin ismini söylemeye gerek var mı? Vay vay vay. Senin yine yazın abay gibi, köşe yazın gibi yine abay. Evet. Arkadaşlar ben derim ki ben bir cümle söyleyeyim, devamını siz tabii söyleyin. İnanın ben bir Samsunlu olarak, bir Samsunsporlu olarak yani bu dakikadan sonra şu hakemin düdüğünü asıp hakemlik lisansını da yırtmasını isterim. Evet. Az sonraki Karataş okuyacak oradan. Bizim yönettiğimiz maçları da söyledikten sonra hiçbir Samsunlu eminim bu hakemi artık ne müsabakasına ister, ne adını anmak ister, ne de böyle bir hakem Türk futbolunda olsun ister, kabullenemez. Buyurun. Vallahi şunu demek istiyorum. Sevgili Oğuzhan, bizim 13 maçımızı yönettiği söyleniyor ya. Hayır. Evet. Akşamleyin bir araştırmada yaptık biliyorsun abi. Aslında 13 değil, 14. Sevgili Oğuzhan, bizleri ekrandan alır ya da alt köşeye bir yere sıkıştırırsan, Süleyman Abay'ın bizim maçlarımızı yönettiği bir listeyi ekrana getirirsen çok seviniriz konuşurken. Şimdi okuyabilir miyim abi müsaade edersen? Keşke oraları. Ortadaki resim olmasa daha iyiydi evet bence ama neyse. Samsun Spor 0, Buca Spor 0. Samsun Spor 0, Gaziantep Spor 0. Gençler Birliği 1, Samsun Spor 1. Samsun Spor 1, Çaykur Rizespor 2. Torku Konya Spor 2, Samsun Spor 1. Biraz önceki maçtı yediğimiz evet gol. Kayseri Erciyes 0, Samsun Spor 0, Samsun Spor 0, Uşak Spor 0, Samsun Spor 0, Rize Spor 0, Samsun Spor 2, Gaziantep Spor 3, Samsun Spor 1, MK Ankara Gücü 1, Samsun Spor 2, Sanikaburu Elazığ tek Spor 0, Yimpaş Yozgat Spor 2, Samsun Spor 0 ve son olarak Fethiye Spor 0, Samsun Spor 0. Burada 13 maç var. Evet, akşam üzeri arşivlere girdik ki... Peki, sadece bir şey söyleyelim ve bu Süper Lig maçları da var bunun içerisinde. Var, bunun içerisinde ne Bursa var, ne Trabzon, ne Galatasaray, evet, ne Beşiktaş, evet, ne Fener. Hiçbir müsabakası da yok değil şimdi mi? Şimdi şunu söyleyeceğim. Esas bomba burada, Selamet abi biliyor. Süper Lig'deyiz. 2004-2005 sezonu. Başkan İsmail Uyanık. Samsun Spor 12. sırada, Malatya Spor 11. sırada. Bizim 38 puanımız var, Malatya'nın 40 puanı var. Bakın arkadaşlar. Küme düşme şeyin. 10 sene düşmedik. Bir yıl sonra düştük zaten. Arkadaşlar bakın. Maçın hakemi, o maçı birebir yaşadım. Süleyman Abay. Vay anam vay, yine Abay. Soğuk bir kış mevsimi. Yaklaşık 6-7 bin seyirci. Evet. Bizim kalecimiz kim? Şorumlu. Beşiktaş'ın kalesi Şorumlu. Kadroya bakın. Şorumlu, Elyasa, Kenan Yenik, Petko, Kayıs, Celil, Atman. Şimdiki kaptanımız Adnan Gür, Muhammed Şeker, Musa Aydın, Serkan Aykut, İvanov, Ergin Yücetaş, Ercan Önal, Caner Altın. Onlar yedekler öyle girmişler. Arkadaşlar 90+4'ü gösterdi. Maçı 5,5 dakika oynattı. 4 dakika yerine ve Bilal miydi? Pardon, Bah. Bakın 90 diyor ama 95'inde uzatmasında bize 18 dışından attı. Gol oldu ve bizi 1-0 evet mağlup olmamızı sağladı bizim. Evet. Malatya Spor karşısına ama her şeyden önemlisi bu 14. maçı. Artık hakem diye ilim varmıyor. Bakın 60. dakikada Kayse kırmızı kart, 64. dakikada Atman'a kırmızı kart. Evet. Bizi son 30 dakika, 35 dakika 19 kişi mahkum ediyor. İşte bu arkadaş hakem. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Ey Süleyman Abay, Samsun Spor'a bir kastın mı var? Samsun Spor'dan ne istiyorsun? Giresun'un kendisi de Giresun bölgesi abla, değil mi? Nerenin evet bölgesi olduğunu bilmiyorum. Nerenin çocuğu olduğunu bilmiyorum. Evet. Yani bilmiyorum ama Samsun Spor'dan ne istiyorsun ya? Samsun Spor sana ne yaptı ya? 14 maçta bir maç kazanıyorsun ya.
Bunda kasıt var. Ben buradan MHK Başkanı'na sesleniyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun yönetim kuruluna sesleniyorum. Bir daha bu Samsun Spor'a maç vermesinler buna. Samsun Spor'a maç vermesinler değil. Bence ya Merkez Hakem Kurulu istifa etsin toplu halde ya da Süleyman Abay düdüğünü duvara atsın. Hatta evet, denize atsın. Arkadaşlar bir şehrin onuruyla, haysiyetiyle, gururuyla, şerefiyle oynayamazsın. Süper Lig'e giden bir takıma 2 puan kesiyorsun. Ya bakın şimdi o görüntüyü alabilir miyiz? Kaleci görüntüleri var ya sevgili Oğuzhan. O pozisyonu bize alta koy, o pozisyonu getir. Arkadaş bakın şu pozisyona. Bunun öncesi var tabii ki ama görüntü olarak alamıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde. Ayağından çıkmış top kaleci. Ya bakın Selamet abi. Erdal abi sen evet, de katılabilirsin. Evet. Sol taraftan orta yapıyoruz. Ahmet Solaker. Top evet, sekiyor, kaleciye geliyor. Kaleci topu alıyor. 4 adım atıyor. 5. adımda başka kameraya geçtiği için görünmüyor. Ama ondan sonra kaleci topu ayağından da elinden de çıkarıyor. Ki öylesine Tuna ayağını kaldırıyor. Mesafeye bakın 2 metre. Öyle bir alan var, öyle bir tarla var ki. Koskocaman bir tarla var orada. Karpuz eksen büyür, patates eksen büyür. Alan büyük. Kaleciye şarjla ilgisi kaleciyi yok. Kaleciyi engellemiyorsun. Hiç kalecinin şey önüne geçmiyorsun. Bakın maçtan sonra hemen, tabii bizler hep biliyoruz ama izleyicilerimize söyleyelim. Ayıptır yani. Facebook sayfamızdan söyledik. Samsun bölgesi hakemlerimizden Ali Güller'i aradım. Bünyamin Gezer'i aradım. Sevgili Bünyamin Gezer, eski Süper Lig hakemi biliyorsunuz. Evet. Futbol Ateşi'nin yorumcusu. Buradan da onlara sevgilerimizi, selamlarımızı götürürüz. Tunç Elim onlar da şu an yayındalar. Evet, yayındalar. Onları seviyoruz. Ne dedi biliyor musunuz Bünyamin Gezer? Sadık İlhan'la Tanju Çolak'ın ne dediklerini herkes gördü. Aynen böyle. Oğlum dedi, buz gibi golünüzü yemiş hakem dedi. Şimdi peki sizi de. Bu akşamda yayından 2 saat öncesinde ben bayağı sohbet ettim. Hem babası rahatsızdı biliyorsunuz. Hem biliyorum, onu sordum. Geçmiş olsun dedim. Ve bizim müsabakayı tekrar sordum. Dedim dün akşam Hüseyin'le paylaşmışsınız dedim. Tabii ki taraftarlarımızın çok merak ettiği bir şey var. Hani sayfamızdan da söylüyorlar, soruyorlar. İşte maçın tekrar olur mu? Yok efendim itirazlar sonucu ne getirebilir diye. Bünyamin Gezer'de kesinlikle söyledim, mutlak gol olduğunu, yani Futbol Ateşi'nde de bu konuya değindiğini gol, değindi, ve evet, artık önceki gibi kaleciye 3 adım kuralının olmadığını. 4 adım attı, 5'inci vurdu. Hayır kesinlikle böyle bir kural yok diye. Ceza evet, sahası diyor. O zaman görüntü bir alır mısın? Getirir misin? Diyor, alta köşede. Ceza sahası diyor kaleciye aittir. Sen diyor orası kapalıysa diğer taraftan git diyor. Yani burada kalecinin şansı çok diyor. Sen gidiyorsun adamın üzerine gidiyorsun ve diyor mesafe var diyor. Buz gibi gol dedi. Yazık ya, olmuş dedi. Yazık ve ben olmuş, şöyle bir soru sordum. Samsun Spor cephesi olarak yani itiraz edebileceği bir şey var mı dedim. Kesinlikle gol verilmiştir. Bunun bir itiraz hakkı payı yok. O zaman bir şey söylüyorum abi. Adam verdi, iptal etti. Ve dedi benim ağzımdan aynen bunları aktarabilirsiniz dedi. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim abi. Adam hırsızlık yapıyor. Mahkemeye çıkıyor, yargılanıyor. Ya ben bunu anlamıyorum şimdi zaten. O zaman bu da emek hırsızı. Be Allah'tan korkmaz, utanmaz. Evet. Emek hırsızısın. Evdeki bebenin yaşlı hocam gencin, bu sektörde milyon dolarlar evet, dönüyor ya. Ne konuşuyorsun sen ya? Sevincini görmüyor musun? O zaman bu hakem bu maçtan kaç lira para alıyor? Biz Samsun ekonomisinden söz ediyoruz. Bu Samsun Spor bugün Süper Lig'e çıksa belki bir puanla kaçıracaksın. Bir puan, puanla kaybedeceksin. Çok önemli kayıp. Milyon dolarlar dönüyor ya. Arkadaşlar ne kadar para alıyor bilmiyorum. Ver 10 kat cezasını, 20 kat para cezasını. Sezon boyu maç verme. Sezon boyu da maç verme. Ondan sonra bıraktır. Ve her şeyin önemlisi ya sen ya kimsin Süleyman Abay? Bu hafta maç mı verecekler buna? Bir saniye abi anlat bize ya. Merkez Hakem Kurulu'na sesleniyoruz. Arkadaş Markus Merk gol diyor. Bünyamin Gezer gol diyor. Sadık İlhan gol diyor. Tanju Çolak gol diyor. Bir tane de doğru var değil mi? Gol diyor. Bir tane Türkiye doğru var. Türkiye gol diyor. Bir doğru var ama sen golü hayır, veriyorsun. Hayır hayır. Kendisi bir hakem olarak golü verdi zaten. Ama bakın, ne olduysa şeytani duygular bir anda içine çıktı. Geldi. Fethiye taraftarından yani mı korkuyorsun? Şunu söyleyeyim. Az önce reklam arasında sevgili Hikmet aradı Şehzadelerden. Dedi ki çok ama çok dedi bilmiyorum televizyon ekranlarında nasıl yansıdı dedi. Fethiye taraftarının küfürlerine maruz kaldı dedi. Bundan mı etkilendi bilmiyorum dedi. İşte meşalelerle çok etkilediklerini söyledi ama ben buna bağlamıyorum. Çünkü orada 13 tane daha maç var bizi yaktığı. Bu 14. 14. Aa, 15. maç. Yok, evet. Pardon özür dilerim 14. Biraz hızlı ben, geçelim arkadaşlar tabii, görüntümüz var hala. Kısa şunu söyleyeceğim ya bizim hakkımız evde sevinen insanlar tavanlara sıçrayan o yağmur altında Samsun'dan Fethiye'ye kadar giden taraftar gruplarımız, Hikmetler doğru demiş sevgili Hikmetler yanılmıyorsam. Yazık. Yani günah yazık değil mi ya? Yazık değil mi? Emek hırsızı. At o düdüğünü denize. Evet. Süleyman Abay mısın? Nesin? Bilmiyorum ama ekranlarda olduğumuz için
Yani RTÜK yasalarına, kurallarına çok göre agresif davranmıyoruz ama Allah seni ıslah etsin ya. Ve, ayıptır, günahtır ya. Ya inanın Facebook sayfalarından o kadar çok tepki var ki ve çok Bünyamin Gezer var. Kendi dedi Twitter ben sayfamdan da Twitter sayfamdan da bu konuyla ilgili şurayı yer verdim dedi ve Samsun'un hakkını yendi efendim. Süleyman Abay'ın mesleği ne biliyor musunuz? Grafiker. Git kardeşim grafikerlik yap. Yapsın. Üst klasman evet. Hakemisin, İstanbul Bölgesi hakemisin. Lisansın 117.01. At o lisansını. Git grafikerlik yap. İstanbul hakemi. İstanbul yazık bölgesini. Ya, yazıklar olsun sana ya. Evet sevgili izleyenlerimiz. Özür dilerim. Mersin İdman Yurdu Galatasaray maçı vardı. Hatırlıyor musunuz? Geçen yıl Fatih Terim 7 maç mı 9 maç mı ne ceza yediydi. Evet. O maçı katleden de bu. Her maçı katlediyorsun ama Samsun Spor'u bitirmeye çalışıyorsun. Burada vekillerimiz, politikacılarımız, yöneticilerimiz el ele gönül gönüle verelim. Hep beraber. Bakanımız. İki puanımız. Sayın Bakanım. Evet Gençlik evet. Spor Bakanımız ha var. Ya. Şimdi bakanımız... arkadaşlar bakın bakanımız dediniz de şimdi hayır. Şöyle bir durum var. Hayır hayır. Bizler Sivas karşılaşmasında bizi ki Hüseyin Göçek yaktı Sivas'ta. Ve çok önemli ama olan o son maçımızda yine Hüseyin Göçek verildi. Yani bu atamalarda lütfen bu isimler biraz o zaman yani buradan dur dedi. Önlem alsınlar. Abi buradan dur dedi. Çarşamba günü açıklanıyor hakemler. Evet. Yani açıklanır açıklanmaz bu takip edilsin. Yazık ya. Yazık günah. Hayır şunu anlatmak istiyorum. Buna bir son verilsin. He iki puanımızı geri alamıyoruz mu? Belki alamayacağız. E kardeşim hep beraber olalım. Federasyonda bizim kimsemiz yok mu? Üyemiz, yönetim bir şeyimiz yok mu? Bilmiyorum federasyon seçimlerine gidiyor. Mutlaka var. O zaman çekilmesi lazım. Bunun düdüğünü denize attırıp hakemliği bıraktım da Türk futbolu bu tür insanlardan ve hakemlerden kurtulsun. Evet sevgili izleyenlerimiz hafta sonunda ne demiştik? Biraz önce bir bölümünü yayınladık. Kırmızı beyaz bir mekandan, çok güzel bir mekandan röportajlarımız vardı. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili kameramanım görüyorsunuz bizler taraftarın sesi ekibi olarak taraftarın ve tarafların Samsun Spor'ların sesi olarak her yere gidiyoruz. Sağ olsun sevgili Kemal arkadaşımız bizi davet etti. Sağ olsun sevgili Cüneyt Şenkal kardeşimiz arkadaşımız bizleri davet ettiler ve geldik. Evet sizleri de tanıyalım. Ben Gürsel Krali. Samsun Spor taraftarı olduğunuz belli. Evet. Ne diyeceksiniz Fethiye Spor'la oynayacağınız maç için? Bir skor alalım. Vallahi Kemal arkadaşımızın dediği gibi çok güzel bir çıkış yakaladık. Bunun devamı gelecek. Fethiye'ye yeneceğiz orada. Skor? Skor 3-0 olabilir. Ben Muhammed Güven. Samsun Spor'a başarılar diliyorum Fethiye'de. 2-1 olabilir. 2-1. Alacağız. İnşallah alacağız. Skor alalım. 2-0. 2-0. İsmin ne? Onur Tuncer Şenkal. Cüneyt Şenkal'ın oğlusun herhalde değil mi? Evet. Yani babadan oğla Samsunsporluyum diyorsun. Evet babadan oğla ailece Samsunsporluyuz. İşte çok güzel sevgili kameraman. Miniklerimizi seçersek işte olay budur. Sizi tanıyalım. Var. Skor alayım ne diyeceksin? Fethiye Spor maçları gibi skor alayım. İçim bir şey 3-1. 3-1. Teşekkür ediyorum. 1-0. Sen de mi Cüneyt'in oğlusun? İsmini öğrenelim. Şenkal. Şenkal. 3-0 diyorsun. Ben Kani Uysal. Bu çalışmayı Cüneyt abimiz ve Kemal abimizle onların özverili çalışmasıyla yaptık. Kendileri her konuda Samsunspor için gerekli çalışmalar yapıyorlar. Otobüs olsun, taraftarın deplasmana gitmesi her konuda Samsun için elinden gelen çok değerli iki abimiz. Onların bu öncülüklerine iş adamlarının işte Samsunların her zaman destek olmasını bekliyoruz. Ben de Fethiye Spor maçı için 2-1 olsun bizim olsun diyorum. Teşekkür ederim sevgili Cüneyt. Belki Selamet Atlı senden skor almıştır ama ben alayım. 2-1 diyorum. 2-1 evet sevgili kameramanım. Arkadaşlar sizle konuşmadık herhalde değil mi? Erhan Uyar bize Samsun Spor'a Fethiye maçına başarılar. Skor? 1-0 olsun bizim olsun. 3 puan gelsin nasıl olursa olsun fark etmiyor. Teşekkür ediyorum. Hayır alkış. Samsun Spor'a başarılar deriz. 3-1. 3-1 diyorsun. Evet sevgili Oğuzhan, taraftarlarımıza yeni röportajımız devam ediyor. Sizden ne diyeceksiniz Fethiye Spor'la ilgili? Ben Volkan Zileli. Skor olarak? Samsun Spor'a başarılar diliyorum. 2-0 olsun bizim olsun. Sizler? Ben Yetkin Atay. Belki de sezonun en zor maçını oynayacağız. Ama Samsun zor takımları karşısında iyi oynuyor. Ben 3-1 alacağımızı düşünüyorum. Sevgili Oğuzhan görüyorsun sevgili attığında bahsettiği gibi bütün taraftarlarımız her hafta stad önünde olsun her yerde olsun 2 diyor 3 diyor 5 diyor ama biz hep 1-0'a gidiyoruz olsun 1-0 olsun bizim olsun derken bir şey dikkatimi çekti taraftarın sesi geçen hafta evet stadyumun önünde dağıttığımız
Taraftarın sesinde atkılarımızdan var. Yoruz, teşekkür ederim sevgili Kemal'e. Taraftarın sesinin atkısını burada kendi iş yerinde Aslı için diyoruz. Ve sevgili Atlı, sizi böyle alırsam çok memnun olacağım. Kamera arkasında şu anda. Evet, size verim. Buradan veda evet, edelim. Veda edelim sevgili izleyenlerimiz. Bizler dedik işte Samsun caddelerindeyiz. Caddelerden dükkanlara girdik ama işte haftalar öncesinde ben buraya geldiğimde Kemal'i tabii ki uzun zamandır tanıyorum ama çok etkilendim ben bu dükkandan. Çok güzel kırmızı beyaz. İnsan kendini çok huzurlu hissediyor değil mi? Evet, doğru. Böyle bir yerden açılış yapıp böyle bir yerden kapanış yapmak da çok güzel olsa gerek. Evet, taraftarın sesinde buluşmak dileğiyle. Evet, bu güzel mekandan röportajlarımız böyleydi. Gerçekten Karataş güzel bir mekandı değil mi? O özellikle o duvardaki böyle yapılan şeyler. Böyle mekanlar olanlar bizleri çağırsınlar. Kesinlikle. Biz kırmızı beyazın ve yanına sonradan eklenen siyahın aşığıyız, hastayız. Kurban oluruz o renklere. Arkadaşlar inanın çok ama çok sayıda mesajlar var. Gerçekten okuyamadığım için de üzgünüm ama bir tane daha mesaj okumak istiyorum. Urfa'dan bizim Mehmet İttifak vardı biliyorsunuz. İş adamı, ne demiş? Misafir Sıramet Bey. Ne demiş? Attan düşenin halinden attan düşen anlar, merak etmeyin, adalet yerini bulacaktır diyor herhalde. Hakemlerle ilgili bir sözdü bu. Evet, kaldığımız yerden kalan bölümde devam edelim. Mehmet İttifak demiş ki kısa şunu söyleyeyim. Şey geçen kaldı, haftaki resimlerimizde sarı yeşil forma vardı ya işte. Evet. Sarı yeşil forma Urfa Spor'un formasıydı. Kırmızı yazı hep onun çocukları, bizim hediyetliklerimiz orada. Evet, i̇şte evet, Urfa Samsun dostluğu orada gözüktü resimlerde. Kesinlikle. Hakem konusunu kapattık mı? Kapattık. Allah istersin dedik. Ne öyle hakemlerden Rabbim bizi şey kurtarsın dedik. Erdal abi var mı söyleyeceğin? Ben şimdi son sözleri mi söyleyeceğim? Toplasın Erdal abi. Erdal abi yavaş yavaş toplayın. Evet. Söylemek istediklerin varsa ben, onları da söyle. Ben bugün bu hafta çarşambaya gittim. Çarşamba Spor şahane bir futbol oynayarak. İstersen ben o sonuçları söyleyeyim, üzerine siz konuşun. O zaman evet, şunu evet, okuyayım. Tabii. Ondan sonra. Şurayı okusun. Sen oku, oku Erdal abi oku. Coşkun Kata Samspor'a Süper Lig yolunda başarılar diliyor. Emre Pakkavak Atatürk İlkokulu talebesi Samspor'a başarılar diliyor. Mehmet Çakır Samspor Kongre üyesi Ankara'dan komutanıma buradan saygı ve selamlarımı sunuyorum. Samspor'a başarılar diliyor. Necmettin Karduman Samspor'a başarılar diliyor. Mehmet Sileloğlu Samspor'a başarılar diliyor. Menderes Yıldırım Almanya Frankfurt Samspor'a başarılar diliyor. Malzemeci Metin'imizin takımı berabere kalmış Kuşadası'nda. O da Samspor'a başarılar diliyor. Ve ben buradan devam bir edin, çarşamba devam edin, spor maçını tabii da söyleyeyim istersen. Son tabii vereyim. Çarşambaya gittim. Felaket bir çarşamba sporla karşılaştım. 8 hafta yenilmeyen Sorgun Belediyespor'u çok farklı 4-1 gibi çok farklı yenerek büyük bir hava yakaladı. Ben buradan çarşamba spora bu haftaki müsabakasında başarılar diliyorum. Bafra siz söyleyeceksiniz üzdü. Evet. Ama ilk adım bir an yaptı evvel inşallah söyleyin, onları da diyorum söyleyin. İlk adım ne yaptı? Ve diğer takımlarımız da Atakum filan Merzifon'un oynadı ama onu bilemiyorum neticesini. Ve bizleri bu saate kadar dinleyen bütün taraftarlarımıza, dünyaya, Samsun'a ve Türkiye'ye saygı ve selamlarımı sunuyorum. Erdal abi teşekkür ederim. Sağ olasın. Ağzınıza sağlık. Uzun bir akşamda bizlere eşlik ettiniz. Atakum ilk adam oynamadı değil mi yanılmıyorsam? Bugün oynadı. Bugün şimdi evet. Bugün şöyle söyleyeyim evet, aslında reklam arasında arayıp bugün öğrenmemiz gerekirdi. Sayfaya da düşmemiş. Düşmemiş. Bugün oynayacaklardı. Tabii ki onları da söyleriz. Bafra Spor bildiğimiz gibi evinde kaybetti. Üçüncülükteki, üçüncülük temsilcimiz şehrimizin. Üçüncülük temsilcisi Bafra Spor Anadolu Üsküdar'a 2-0 kaybetti. Bakın yine tekrar söylüyorum. Bu ligde kalıcı olmalısınız bu sezon. Üzüyor. Ama Bafra üzüyor. Gidişat hiç iyi değil. Akademi Ligi'nde Samsun Spor'un rakibi 1461 Trabzonspor'muş. U16 1-0 kaybetmiş. U15 1-1. U14 ise deplasmanda 2-0'la kazandı arkadaşlar. Evet, kısa bir süremiz kaldı. Sevgili Hüseyin,
Ben ufak size vereceğim. Daha çünkü fotoğraflar görüntü şeyimiz evet. de var. Top, köşemiz de var. Son 2 dakikamız evet. Söz sizde fotoğraflarla efendim. Veda edeceğiz. Tabii. Diye. Arkadaşlar ben şöyle söylemek istiyorum. Sağda doğru sistemin olmazsa, kanatların çalışmaz. Birinci, ikinci, üçüncü bölgen birbirinden kopuk olursa. Evet. 15 maçta bir maç oynayıp, iki maç oynayıp 9 maç oynamazsan. Evet. Kenarda formaliteden takımına taktik ve sistem vermeden öyle bağırmaya çalışırsan. Mahalle maçındaki çocukların kenardan bağırması gibi bağırırsan. Bir hafta boyunca yaptırdığın idmanlarda sistemini ve stratejini belirleyemezsen. Evet. Kafanda yardımcılarla birlikte oynanan oyunda birkaç taktiği sahaya süremezsen, veremezsen. Öyle oyun değişikliklerinde saçma sapan işler yaparsan, çocuklar gibi paramız yok, forvet alamıyoruz ama sen tamam doğrudur, gol atamıyordur ama yeri geldiğinde atıyordur. Dikine özellikle böyle havalarda yırtıcı bir özelliği olan Ekigo gibi, bakın Ekigo boru değil ha. Evet. Ekigo bu. Arkadaşlar evet. Eğer başaramıyorsan, beceremiyorsan Hüseyin Kalpar kusura bakma. Zaten senin yüzünden şeker hastası oldum. Senin yüzünden de oldum da. Hayırlısı olsun. Harbi de oldum yani, şaka değil. Selamı tabii. Dikkat edeceksin Hüseyin. Evet olduk. Biz çok yediğimizden dedik ama meğersem stres de dedi. Yemekler var stres de doktorlarım. Hayırlı uğurlu olsun ama bu halimle de senin peşineyim. Biz ne dedik? Feda olsun Samsun Spor'u da benim, bizim kanımızın son damlası diyorum. Denizli Spor maçı çocuk oyuncağı değil. Denizli Spor oyuncularını yeniledi. Çok da iyi futbol oynadı. Mustafa Keçeli'den tutun da. Düzeldi. Düzeldi. Bülent Bölükbaşı'na kadar tutun da Azeri golcülerine kadar, futbolcuna kadar düzeldi. Evet. Bakın şaka değil. Şaka değil Sayın Kalpar. Artık Kalpar'a da yöneticiler bu konuda uyarsınlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Küçümsenmesin. Kimse bizim babamızın oğlu değil diyorum. Ve şöyle söylüyorum abi. Bizim biliyorsunuz bizlere destek olan sponsorlarımız var. Sevgili Adem Yazıcı, sevgili Cemal Semiz, Emir Kalem, Samet Kaçan, Ahmet Yılmaz ve Cengiz Aybaş, İsmet Özgen ve Bekir Erdoğdu, Muammer Uyanık ve Ramazan Mırık'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca İstanbul'da tüm gurbetçilerimize, başta sevgili Recep Şahin'in 73 yaşında, 74 yaşında annesi Mevlüde teyze yine selam söylüyorum. Düşünün her hafta bir seviyor ama yüreği Samsun'da atan tüm gurbetçilerime isim ayırmadan selamlarımızı iletiyoruz. Ama Umre'de bir büyüğümüz var. Bizleri hem İstanbul'da misafirler hem de burada bizlere evet. olan sevgili evet. İslam Başar abimiz. Dualarını bizim için de et. Mustafa Başar'a dualarını, niyetlerini kabul etsin. İlyas Başar'a ve Mustafa Başar'a ve onların çok sevgili arkadaşları Murat Yıldırım'a da selamlarımızı iletiyoruz. Ve bir de gönüldaşlarımız var bizimle olan. Mersin'deki iş adamı sevgili abimiz Tunç Güvenoğlu ve evet. Ökveş Bilir. Evet eski başkanımız, ikinci başkan Şafak Gedikoğlu ve her şeyden üstü Tüfat Samsun Şube Başkanı Recep Çetir abime. Onu çok seviyoruz. Ama arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Tunç abinin babası termede Aydın enişteye bilirlerdi. Evet. Bir yıl oldu. Geçen yıl 29 Ocak. Benim doğum tarihim 29 Ocak. Rahmetli Aydın amcanın vefat ettiğinin yıl dönümü. Tunç abi yarın uçakla Mersin'den Samsun'a geliyor. Herhalde 15.30 gibi çarşamba da oluyor. Oradan baba evine termeye geçecek. Çarşamba günde mevlit var. Birinci yıl dönümünde. Çok iyi bir Samsun sporluymuş. Biz taraftarın sesiyiz. Düğünü de söyleriz. Böyle acı haberleri de söyleriz. Çünkü Aydın enişte, Aydın amca fanatik bir Samsun'un ki belli. Tunç abiden belli. Tunç abinin çocuklarından belli. Dededen oğula, oğuldan toruna geçmiş. Çocuklara geçmiş. Ne güzel. Evet. Aydın Güvenoğlu'nun, Tunç abimizin babasının mevlidi var. Bizler de orada olacağız inşallah. İnşallah. Termede diyorum ya. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Ve şunu unutmayayım. Gurbette Tütüngen'den Ahmet Timur, Adem Timur ve Murat Timur'a da selamlarımı iletiyorum. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Yolunuz açık. Bahtınız bol olsun. Selametle kalın diyorum. İyi akşamlar. Teşekkür İyi ederim. Akşamlar. Benim sayacağım sponsor kalmadı. Kalmadı. Mesuliyet size aitti. Hı-hı. Değil mi? Evet. Evet sevgili izleyenlerimiz bir programımızın daha burada sonuna geldik. Ama bildiğimiz gibi bizim programımızın bu gece saat 3'te tekrarı var. Bir de Perşembe 1-3 arasında tekrarı vardı. Ama Aks TV yönetim kurulu olarak alınmış olunan bir karar bu. Sadece bizim programımıza yönelik değil tabii ki. Ve programın tekrarı yok. Bunu buradan duyurmak istiyoruz. Ama bu akşamki bu güzel programı özellikle... Özür dilerim. Tabii. Nokta. Bir mesaj ki Atakum 5-0 yenilmiş. Futbolcunun ayağı kırılmış. Samet'in geçmiş olsun. Hakem maçı katletmiş. Taraftarlar gözaltına alınmış. Ne oluyor bu Samsun Spor'un taraftarlarına, Samsun takımlarına ne oluyor? Niye üstümüz oynanıyor? Haftaya bu konuyu da konuşuruz. Evet. Evet geçmiş olsun diyelim konunun buradan. Konunun üzerine devam et. Evet konunun üzerine devam edelim. Tabii ki bu program...
Biz tekrarını isteyeceğiz. Güzel bir program oldu bu akşam. Önemli bir açıklamalar yaptı sevgili Tanju Çolak. Bununla ilgili bizler de istiyoruz ki bu programın tekrarı olsun. Buradan Haber Medya Grubu'na sesleniyoruz. Güler Kazmacı'ya sesleniyoruz. Evet, İnşallah. Haber Medya Grubu Başkanı. Tabii ki yarın biz tekrar bilmiyorduk görüşeceğiz. Bu taraftarın sesi. Biz yayına girerken haberimiz evet. oldu. Ve biz yarın, anlaşa karşılıklı zannediyoruz. Hiç olmazsa bu program. Eğer program Perşembe gün yayınlanırsa bizler tabii ki bunun öncesinde Facebook sayfalarımızda bunu duyuracağız. Alınan karara saygı duyuyoruz. Kesinlikle. Ama bu program kesinlikle. Biliyorsunuz. Efendim pazar günü, pazar akşamı saat 19'da Samsun Spor Denizli Spor müsabakası var. Tabii ki Samsun Spor taraftarı her zaman olduğu gibi tribündeki yerlerini alacak. TRT ekranlarından da güzel şovlarını taraftarımız izlettirecek. Tabii ki inşallah 3 puanla ayrılıp bu stüdyodan sizlerle güzel program yapmayı temenni ediyoruz. Efendim sağlıcakla kalın, hoşça kalın ama Aks TV'de kalın. Yazıcı Makina ve MFB İnşaat taraftarın sesini sundu.